Merhabalar, Başak Demirtaş DEM Parti'ye başvuru yaptı, yapmadı. DEM Parti İstanbul'la ilgili kararını verdi, vermedi. Son 48 saattir her kafadan kulis haber denilerek bir iddia ortaya atılıyor. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit aslında bu iddialara cevap olacak nitelikte bir açıklama yaptı. Evet, sanırım bir yanlış anlaşılma var aslında. Bir polemik konusu oldu bu sosyal medyada. Başak Hanım'ın, Başak arkadaşımızın yaptığı açıklamanın kendisi bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. O anlamıyla ekstra bir başvuruya ihtiyacı duymuyoruz. Kendisinin de bu anlamıyla bir hani evrak anlamında söyleniyor galiba resmi başvuru. Böyle bir başvurusu yok ama zaten yaptığı duyuru, yaptığı açıklama bizim için başvurudur. Bu başvuruyu da aldık, kabul ettik. Bu anlamıyla bir sorun yok. Yerel yönetim seçimlerinde adaylıklarımız, aday çıkaracağımız illerle ilgili şu anda komisyonumuz çalışıyor. En yakın süreçte buradaki adaylarımızı kamuoyuna açıklayacağız. Bu anlamıyla da ciddi bir çalışma var. Komisyonlarımızla ilgili kurullarımız bunun kararını verecekler. Ayın 3'ünde yeniden Merkez Yürütme Kurulumuzun toplantısı var. Bu büyük kentlerde çıkaracağımız adayları da orada tartışıp daha sonra kamuoyuna duyuracağız. Aday adayı. Yani direkt adayı desem şimdi kurulları ihlal ederim ama bir hani aday adaylığı için sorulan soru bir evrak verdim anlamında zaten kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için bir başvuru niteliğindedir. Bunun için ekstradan bir adaylık başvurusu gerekmiyor. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan birisi. Onu söyleyeyim, muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. O anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Medyadaki bazı tartışmaları da hayretle izliyoruz açıkçası. Onu da ifade etmiş olayım. Yani onu birazcık olgunlaşmasına bağlı. Şu anda zaten seçim komisyonumuz çalışıyor. Tartışmalar olgunlaşıyor. Havuz genişledi zaten. O havuzun içerisindeki son tartışmalar, elemelerle beraber nihai kararı Merkez Yürütme Kurulu verecek. Muhtemeldir ki üçünde netleşirse hafta başı olabilir. Yani üçünde gün içinde olmayabilir. Ama en geç beşinde muhtemelen yeni adaylarımızı büyük kentler açısından kamuoyuna duyuracağız. Birincisi, DEM Parti Başak Demirtaş'ın resmi bir başvuru yapmasına gerek yok. Yaptığı açıklama bizim için resmi bir başvurudur diyor. İkincisi de 3 Şubat'ta DEM Parti'nin bir toplantısı olacak ve bu İstanbul'un da içinde dahil olduğu bir toplantı, bir tartışma konusu olacak ve 5 Şubat'ta da muhtemeldir ki İstanbul'la ilgili de DEM Parti kararını açıklayacak diyor DEM Parti'nin Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit. Şimdilik burada noktalıyorum. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.